Dedecim kolay gelsin. Kahve kavanozun çok güzelmiş, gösterir misin? Tabii göstereyim böyle. Gerçekten çok güzelmiş. Bu kavanozun bir hikayesi var mı? Bir hikayesi yok. Bir internet sitesinde gördüm. Çok beğendim. Üçlü şekilde satılıyor. Aldım. Bunu kahve olarak kullanıyorum. Diğerlerini de farklı bölümlerde değerlendirdim. Sence bugün nasıl geçecek? Bence bugün güzel geçecek. Kızların olumsuz yorum yapacaklarını çok fazla düşünmüyorum. Göreceğiz. 40 yıl hatırı olsun diye de Türk kahvesi ikram edeceksin sanırım. Evet, Türk kahvesi ikram etmeye karar verdim bugün arkadaşlarıma. Gözdeciğim, hala heyecanın geçmedi galiba. Evet, normalde hiç böyle olacağını düşünmüyordum ama buraya gelince farklı oluyormuş. Eleştirilere karşı bir stratejin var mı peki? Yani ben evime güveniyorum. Yapılan olumsuz yorumlara gerektiği şekilde cevabını veririm. Bu arada kahvenin yanında ikramın olacak mı? Arkadaşlarıma portakal dirijeli çikolata ikram edeceğim. Bu sunumlukları da internetten mi aldın? Evet. Evimdeki genel olarak kullandığım ürünlerin çoğunu internet üzerinden sipariş verdim. Ya da internette beğenip gidip mağazasından temin ettim. Kahvem de oldu. Kahven epey köpüklü oldu. Bravo Gözde. İnşallah kızlar da böyle düşünürler. Ben salona geçiyorum. Kahveleri alıp gelirsin sen de. Tamamdır. Görüşürüz. Gel aşkım, gel. Fiyatlar uçmuş. Balon deyip geçme. Şunların kıymetini bil, şunların. Evet. Öyle Hazal, mi gerçekten? Hazal'cığım, ben 1000 liraya yaparım. 1000 liraya tabii ki de yapabilirsin. Buradaki herkesin el emeği, özeni tabii vesairesi farklı. Bunun için sabahın aymayan gününde böyle daha gün aymadan kalkıyoruz, ne yapıyoruz. Ya. Özgür arkadaşımız daha balonu şişiremedi. Nasıl yapacakmış? Yani nefesiyle daha bir balonu şişiremediyse... Ben hemen diğer kahveleri de alıp tamam, geliyorum. Tamam tatlım, gel. Özge, sen 1000 liraya yaparsın. Bir defa yaparsın, bir daha tövbe edersin bence. Yapmamak üzere. Çünkü kolay değil. Bak, bir tane balonu şişiremedik hakikaten. Bir de bunlara şekil veriyorlar. Evet. Bir de tatlı isme yazıyorlar değil mi? Tabii evet, isimler İşte ayrıca taçlar, tüyler, tabii, süsler. Tabii küçük süslemeler oluyor, ekipmanlar oluyor, işte yan dekorasyon ürünler oluyor. Ha. Öyle bayağı dolduruyoruz konseptimizi. O zaman doğum günüm 4 Haziran. Peki not alındı aslanım, o zaman not alındı. Bekliyorum size eve. Bir konsept hazırlıyoruz hemen. Böyle ama şey istiyorum, doreli moreli, böyle goldlu, varaklı. Evet, goldlu. Varaklı. Gelinler diyor ya, ay kahve sunumun varaklı olmuş, gold olmuş. Goldlu istiyorum ben balonlarımı. Bütün şaşayı tamam, böyle hepsini. Ha, tamam. Artık bir pazarlık yaparız. Getir, uzat elini. Kaçtan yaparsın bize doğum günü konseptini? Abla vallahi kurtarmıyor. Kaçtan, aç bir kapıyı. Abla yok. Ne? Artık yaparsın bize, tanıdık olduk. Hallederiz bir şeyler. Maliyetine. Olmadı, gelinler yardıma gelir bana. Bir nefesiyle şişir artık Özge Hanım. Yani Özge. Aslanım 1000 liraya ne dersiniz? Güzel. 1000 liraya anlaşalım hadi. Aa, hadi kimin parası? Bak şimdi, kiminin parası, kiminin duası. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Pazarlık sünnetmiş, öyle değil mi? Tabii ki. Pazarlık yapar mısınız hakikaten? Yaparım. Pazarda, yaparım. Çarşıda, mağazada. Yok, evet, ben yapamıyorum. Yani. Hadi ya. Yaparım. Ben çok sıkı yaparım pazarlık. Ciddi misin? Evet. En son ne aldın, nasıl bir pazarlık yaptın? En son bizim Sakarya'da çarşamba pazarı var. Dur. Oraya gitmiştik arkadaşımla. Mesela orada 20-30 lira pantolonlar satıyorlar. 20-30 lira pantolon mu var? Evet var. Ama hangi pazarda? Şey mi? Çarşı... pazarı tarzı gibi. Hayır, çarşamba pazarı diyorlar. Yani orada yok. Çok pazar. Büyük pazar. Gayet büyük pazarımız var bizim Sakarya'da. Sakarya'da. Evet, Sakarya'da. Sakarya'da haberin yok senin. Gitmiyoruz, bilmiyoruz. Bana bak, hangi günler? Çarşamba pazarı diyorlar. Çarşamba. Yarın mı yani? Evet, yarın. Yarın sende olalım lütfen. Olalım, hiç sıkıntı yok. Yarın sende olsaydık giderdik, bir de pazar yapardık. Giderdik. Her şey var aklımda. Yarın Beykoz'dayız. Beykoz pazarı var mı? Maalesef yarın yok. Neyse, bir perşembe pazarı falan bir tutturalım da ses gidelim. Baksa 30 liraya pantolon diyor. İşte 30 liraydı, ben onu 15'e aldım. Ah, 15 ne? Pazarlık payı da var. Pazarlık payı da var. Pazarcıya üzüldüm. Üzüldüm ya. Adam artık al git dedi bana. O kadar yani. Adam neredeyse üste para verecekmiş sana. Çok sevdi. Sünnettir dedim abi, yapalım dedim. Sen de bu da tamam, sevaba girelim dedi. Adam sevap için vallahi vermiş, yazık adamın taşıması var. Yer kirası var. Biraz da bu kadar da hani tamam, pazarlık sünnet de bu kadar da fazla sünnete girmeyelim yani. Ha?
Aynen. Sizin de oraya çok erken gitmek gerekiyor aslında. Böyle öyle sabah 6'da 5.30'dan 6'ya kadar gidebiliyorsun. Sabah. Sabahın köründe gidiyorsun. Kaçta kuruluyor pazar? Yani yazın daha erken kuruluyor, kışın... O saatlerde kurulmaya başlıyor işte. Valla bu arada bizi izleyen izleyicilerimiz, sizin semt pazarlarınızı ne olur... Mesela şurada oturuyorum, şu pazarımız var diye sosyal medyaya yazarsanız valla güzel olur, haberdar oluruz hem de. O güne göre gideriz. O güne gideriz. Ya her pazara da böyle erkenden daha kurmamış oluyorlardı yazdığında. Biz inanın 11'de gidiyorum mesela, geç bir saat değil bakarsanız. Yani pazar hiçbir şey kalmamış oluyor. Aslanım, ucuz olan akşam pazarı değil miydi? Bravo. Sen var ya sen. Ah sen dış ses. Evet, ucuz olan akşam pazarı değil miydi? Sitte olsun diye. Akşam pazarı veriyorum kalmasın diye. Evet. Satarlar. En kötüleri kalıyor aslanım. Ne oluyor? En kötüleri kalıyor. Ha, akşam pazarında gerçekten öyle. Hiçbir şey o zaman kalmıyor. Uyguna veriyorlar ama kötüleri kalıyor. Ya sabah gideceğim bu pazara, evet, ben çözdüm. Ya akşam. Evet. Arada gittiniz mi? Pazarlıkta yok, sünnette yok. Ve inanın yürüyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Anladım. Peki bu fincanlar nasıl? Sunum nasıl hanımlar? Kızımızın kahve sunumuna geçelim. Ben başlayayım. Fincanlarını çok beğendim. Aynı şekilde bardağı da çok uyumlu. Hı-hı. Gold. Bu kendi başına güzel bence sadece. Değil mi şu? Evet. Olabilir. Çok güzel ama kendi başına güzel. Bu portakallı reje mi? Evet. Evet hanımlar, kahve sunumlarını... Yorumlayın, oradan geçelim artık salonumuzu yorumlamaya. Ben Sevda Hanım'ın şeyine katılıyorum, Aslan'ın yorumuna katılıyorum. Evet, gold detaylar güzel ama bu da kendi başına güzel. Bunda da bir gold detayı olsa tamamıyla bir bütün olabilirdi. Hı. Daha güzel olurdu. Gerçekten kahve takımı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet, tadı da çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de beğendim Aslan Hanım. Bunlar gayet güzel birbirine uymuş. Katılıyorum. Tek başına çok güzel, şık duruyor. Birazcık su bardakların acaba uzun mu? Hı. Yanında hani biraz uzun kaldı gibi ama güzel, yine de güzel. Bu sene bu tarz moda olduğu için. Evet ama biraz daha kısaları gelmiş. Kısa olabilirdi. Yani evimdeki tek gold detaylı şey de budur herhalde. Ama güzel. Ve uydurmuşsun. Evet, yine bak, siyah beyaz var. Şuradaki şu desenin farkında mısınız? Evet. Bu desenle sanki biraz uymuyor mu? Evet. Evet. Evet, Hazal Hanım'ın evindekinden daha çok uyduğu kesin. Teşekkür ederim Elif Hanım. Ne kadar kibarsınız. Çok büyük bir laf geldi şu anda. Yani en azından benim üçü de hani takımda. Evet, o kristaldi ama yani güzeldi bence, benimkinde de hepsinde gold detayı vardı. Bir takım halindeydi. Hadi o zaman salon yorumlamaya geçiyoruz.